Ne kadar süreceğini bilmiyorum ama fazla uzun süreceğini sanmıyorum. Anlaşılıyordur mi? Hoş geldiniz Yıldırım Bey. Hoş bulduk. Teşekkürler. Buyurun. Buyurun. Buyuralım bakalım. Birazdan daire başkanım yanınıza gelecekler. Beklerken bir şey içmek ister misiniz? Almayayım. Teşekkürler. Peki. Neredesin Yıldırım? Sayın Başkan'la beraberiz. Sohbet ediyoruz biraz. Sen gelmiyor musun? Lukas. Geliyorum, geliyorum. Özür dilerim. Bay Lukas da gelecekmiş. Davetimize hiç sorgulamadan uymuş olmanız bizim için olumlu bir gösterge. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Benim için büyük onur. Ancak hakkınızdaki suçlamalar ciddi. Ne suçlaması? Burada olmanızı gerektirecek kadar önemli suçlamalar. Göz ardı edemeyeceğimiz suçlamalar. Anlayamadım. Ne suçlaması? Buyurun Halit Bey. Ne suçlaması dendi sanırım değil mi? Tam zamanında geldim o zaman. Hoş geldiniz Halit Bey. Ne oluyor burada? Olan şu. Alman meslektaşlarımızı ikna edecek kanıtları ortaya koymaya başardık en sonunda değil mi? Halit Bey'in de belirttiği gibi hakkınızdaki ciddi suçlamaları inceledik. Cinayetten terörün finansmanına kadar pek çok ciddi iddia var. Ve bunların pek çoğu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı işlenmiş suçlar. Türkiye'ye iadenize karar verildi Yıldırım Bey. Bu iddiaların Türk mahkemeleri tarafından soruşturulması en doğru olanı. Saçmalamayın! Ben Alman vatandaşıyım! Sen geç içeri, geç. Geliyorum ben şimdi, geç. Lukas, sen de çıkabilirsin. Çok teşekkür ederim. Sunduğunuz deliller son derece ikna ediciydi. Anlaşmamıza sadık kalacağınıza eminim. Kesinlikle emin olabilirsiniz. Yıldırım Koral Türkiye'ye teslim edildikten sonra Yıldırım'ın yakaladığımız o kasadaki sizi rahatsız eden o belgelerin hepsini size teslim edeceğiz. Söz veriyorum. Teşekkür ederim. Formalite icabı kısa bir soruşturma ardından iade prosedürünü başlatacağız. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bu iş bitti. Yıldırım'ı tutukladılar. Süper. Ne zaman alacağız?
Formaliteden bir sorgu, birkaç tane devre akışı var. Hı-hı. Ondan sonra bize teslim edecekler. Yani bu iş tamamen bitti. Efendim, onur madalyası vermek üzere davet ettiğimiz vatandaşımızı nasıl Türklere verirsiniz? Ben de vatandaşımızı Türklere teslim etmeye meraklı değilim. Ama başka çaremiz yok. Ellerinde çok ikna edici kanıtlar var. Hem bu konu seni aşar Lucas. Efendim siz tabii ki daha iyisini takdir edersiniz ama... yani bu konu aynı zamanda bana insan haklarına da aykırı geliyor. Ne hakları? Şunu hiçbir zaman unutma Lucas. Alman devleti için öncelik her zaman kendi haklarıdır. Peki efendim. Yıldırım'ı bize teslim edecekleri günü ben iple çekiyorum. O ailemin katledilmesiyle ne ilgisi varmış öğrenmem gerek. Hiç merak etme. Yıldırım'ı aldığımız zaman ailene ne olduğunu... benim kızıma ne olduğunu her şeyi öğreneceğiz. Bu iş bitti artık. Hadi. Bağlantı hazır. Verecekler mi sence Yıldırım Uzay? Bilmiyorum. Göreceğiz Hulki. Bak vereceğiz desinler. Yemin ederim koşa koşa giderim. Biliyorlar ha. Vallahi iyi haber. Aynen öyle. Haberler güzel. Verecekler mi gerçekten? Şöyle söyleyeyim, elimizdeki belgelerin ucunu göstermemiz Almanların aklını başına getirmeye yetti. Ne zaman alıyoruz başkanım? Bu akşam buraya geliyorsunuz, yarın inşallah alıyoruz. Yıldırım için yolu sonu gözüktü arkadaşlar. İşte bu be.